Evet sevgili dostlar, hepimizin hayatının değişik zamanlarında değişik zorlukları, bu akşam ölsem mi, yarın ne yapacağım deyip böyle için için yiyip negatif olaylar geliştirip kendimizi paramparça intihar edelim, ölelim, geberelim, ne yapalım, ne yapsak gibi değişik pozisyonlara düştüğümüz zamanlar olmuştu. Benim hayatımı kolaylaştıran bir hikaye var. Bu hikayeyi benim çevremde herhalde 1000 kişi falan biliyordur. 1000 kişinin içinden de 50 kişi bu hikayeyi kullanmıştır. Hikaye şöyle, günün zamanın birinde bir gün Fransa kralı yaverini çağırır, alır onu götürür develerin olduğu yere. Develerin yanına giderler, yavere deveyi gösterir. Bu deveye 6 ay içinde önce konuşmayı, sonra Fransızca öğreteceksin der. Yoksa kafanı uçururum der. Ha, gel zaman, git zaman. Yaver eve gider. Evde işte yemeğini yer falan filan, yatar ama yapamaz. Terler, zorlanır. Acaba ben 6 ay içinde nasıl bu deveye konuşmayı öğreteceğim? Kaldı ki konuşmayı öğretsem Fransızca'yı nasıl öğreteceğim der. Boncuk boncuk terlemeye başlar. Eşi, bunu gören eşi hayretler içinde eşine bakar. Der ki, bey ne oldu sana der. Niye böyle terliyorsun der. Bey de der ki, bugün beni kral yanına çağırdı. Durum bundan mütevellik git der. Bundan böyle bir şey der. Onun için der, 6 ay içinde ben bu işi nasıl çözeceğim der. Eşi ona şöyle döner der ki, bey der, 6 ay içinde der, deve ölebilir, kral ölebilir, sen de ölebilirsin. Onun için bugünden 6 ay sonrayı düşünmenin sana ne faydası olur, ne kâr olur der. Bu ki benim hayatımda çok hayatımın mihenk taşıdır. Bununla ilgili birçok hikaye duyabilirim. En son olan bir şeyi söyleyeyim size. Daha bir arkadaşıma, yani bu uymuyor ama bir arkadaşım var, çok sevdiğim arkadaşım. Ay başına ona para verecektim. Şey dedim, oğlum ay başına değil abi, 10 gün sonra vereyim dedim. Olmaz dedi, almam lazım, kira ödeyeceğim çünkü dedi. Şey yaptı, yarın vereyim o zaman dedim. O akşam bir sorun geldi başına. Şu anda yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yani demek istediğim şey şu, yarının sorunu bugünden çözemezsiniz. Yarın için bugünden hayata negatif bakamazsınız. İstediğiniz kadar negatif bakın hayata, siz hayatı negatif veya pozitif bakarak, yani beyinde çözemediğiniz şeyleriyle hayatı zindan etmeyin. Bugünü yaşayın, yarına bakarız diyorum. Makaradayız. İyi